Efendim selamlar. Arkada güzel bir maç eşliğinde iki tane büyük şampiyon takımın maçını izleyeceksiniz. Bunlar ligdeki takımlar. Sizlere ligde bir ayda neler yaptık aşağı yukarı işte ne değişiklikler oldu. Bu arada ligi tekrar etme kararı aldık. Daha 15 maçta 6. haftaya falan gelmiştik ve maalesef ülkemiz üzücü bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı diyelim. Ve ondan sonra ligi tekrardan oynatmamız doğru olmazdı. Ligi ara verdik, durdurduk ligi. Sonrasında da tekrar etme kararı aldık. Şu anda da lige takım alımları açık. Şampiyon önerilen rütbemiz şampiyon ama Diamond üstü bir takımınız varsa halihazırda 4 kişilik takım olması daha iyi olur sizin için. Discord'a gelip Discord linki açıklama ve yorumda var. Şu anda da ekrana yansıttım. Zaten özel davet balansı. Discord'a gelip direkt takımınıza katılabiliyorsunuz. Yalnız 4-5 takım falan kaldı ligi onaylanacak. Aklınızda bulunsun. Elinizi çabuk tutun. Ben başvurulara toplu olarak bakacağım. Şimdi bu lig ne ligi? Bilmeyenler olabilir. Ondan bahsedeyim. Bu lig bizim bir an önce kurduğumuz bir Rocket League ligi. Yani ben kendi kendime demiştim hani böyle bir lig olsa mı falan diye. Şu anlık fena gitmiyor. Tabii daha çok kat edecek yolumuz var. Böyle bir lig. Şimdi biz birinci sezonda tamı tamına 5 tane hafta oynadık. Daha doğrusu 5 tane maç oynadık. Bu maçlar işte canlı yayınlandı. Hatta Skylife yayınladı. Gidip onun da Twitch kanalına bakabilirsiniz. Maç özetlerini izlemek istiyorsanız. Her maçın özeti var. Belli haftalar haricinde. Neyse güzel güzel 5 haftamızı oynadık. Sonra dedik ki madem ligi iptal edeceğiz o zaman hani güzel kural değişiklikleri yapalım ki bu şekilde devam edelim. Ben de sizlere bu kural değişikliklerinden bahsedeceğim. Birincisi beraberlik kaldırıldı. Ligde beraberlik vardı. Atıyorum şu anda maç oynanıyor ya arkadaşlar. Bu maç bir bittiğinde uzatmaya oynamayıp maçtan çıkıyordu takımlar. Bunu kaldırdık. Aslında ben güzel olur diye düşünmüştüm ilk başta ama ya maalesef tutmadı bu fikir. Çünkü ya biraz Rocket League'in doğasına aykırıymış. Bunu öğrenmiş olduk. Ya ben biliyordum aslında ama test etmiş olduk ve bunu kaldırdık. İkinci olarak Best of 3 geliyor. Yani diyelim Best of 3'ü bilmeyenler için çok kısa anlatayım olabilir yani bilmeyenler. İki takım 3 tane maçı atıyor. Daha doğrusu 3 tane maçın sonucunda en iyi olan takım kazanıyor. Diyelim işte mor takım yani Guard Sempire takımı. Karşıda da Orion takımı var. Turuncu takım. Turuncu takım 2 tane maçı kazandı. 3. maça geçmiyorlar. Çünkü zaten mor takım bir tane maç kazansa da 2-1 oluyor sonuç. Ve turuncu takım kazanıyor. Best of 3 olacak. Puanlama sistemini zaten ligde ilerleyen zamanlarda daha detaylı duyurular yapacağız. Best of 3 geliyor dedik. Onun dışında maç odalarını eskiden kaptanlar kuruyordu. Artık hakemler kuracak. Toksikliğe karşı çok ciddi önlemler alıyoruz. Bunu söyleyeyim. Yani özetle rekabeti ve sportmenliği arttırmak için ligde bayağı bir değişikliğe gidiyoruz. Bunun dışında şeyden çok şikayet eden oldu. Ben hak veriyorum ya bu konuya kesinlikle. Şimdi ligde Grand Champion oyuncularıyla Diamond oyuncuları aynı maçları paylaşıyordu. Ve doğal olarak 10-0'lı işte 15-0'lı falan maçların olduğu bir periyot vardı. Bize bunun önüne geçmek için arkadaşlar birinci lig ve ikinci lig sistemini getirdik. Şimdi bu birinci lig ve ikinci lig sistemi nasıl işliyor onu anlatayım. Birinci lig 10 takım tamam mı? 10 takım. Burada bir sıkıntı yok. İkinci lig de 10 takım. Ama bu takımları nasıl seçeceğiz? Şimdi kafamıza göre seçemeyiz. Yani hak geçmemesi lazım. Adaletli bir şekilde bu takımları liglere dağıtmak lazım. Biz de bir nevi kendimiz placement yani yerleştirme sistemi uydurduk. Daha doğrusu bunu ligdeki hakemimiz olan Deniz uydurdu. Ve böyle bir sistem getirdik. Şimdi bu sistem nasıl işliyor? Aslında ben de çok bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla sizlere anlatacağım. A takımısınız diyelim. Bir takımınız var. Bu takım sadece 3 maç sonunda gideceği lig belli oluyor. Bir maç attınız, kazandınız diyelim. Kaybedeceğiniz senaryoyu da söyleyeceğim.
birinci maçınızı kazandınız. Siz ikinci maçınızı diğer birinci maçını kazanmış takımlarla oynuyorsunuz. Burada anlamadığımız bir kısım yok diye düşünüyorum. Bir takım var, birinci maçını kazandı. İkinci maçı eşleşmesi için diğer kazanan takımlara bakıyor. Tamam mı? Kaybeden takımlara bakmıyor. Diyelim ikinci maçını kaybetti. Bu sefer ne yapıyor eşleşme sistemi? Üçüncü maç için bir galibiyet, bir beraberlik alan takımlara bakıyor. Ha, bu takımlar ne yapmış? Bunları inceliyor. Diyelim kaybettiniz. Bundan sonra ne yapıyor? Kaybetmiş takımların maçına bakıyor. Bu arada şuradan hemen size başka güzel bir maç açayım abi. Bir dakika. Şu maçı izlemedim. Şu 4-2 biten maç vardı. Bunu izleyin. Bu maç daha güzel. Ben o sırada arkada konuşmaya devam edeyim. Siz bunu izleyin arkadaşlar. Bu arada yani güzel oyunlar çıktı. Lig maçlarını açıyorum ki hani keyif alın siz de. Neyse ne diyordum? Bu şekilde bir yerleştirme sistemi. Ya ben çok detaylı bilmiyorum ama kaba taslak yüzeysel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ya böyle adaletli bir şekilde dağıtmayı planlıyoruz liglere. Bizim birincilikle beklediğimiz rank, bu arada onu da söyleyeyim. Hani olmasını istediğimiz ranklar minimum, bak minimum düşük. Düşük demeyeyim ya. Yüksek şampiyon, tamam mı? Maksimum da SSL'e kadar çıkıyor. Artık SSL oyuncuları da katılabiliyor. Hatta buradan belki beni izleyen, gerçi Türkiye'de 20 tane SSL var mı onu da bilmiyorum ama SSL oyuncusu varsa kendi takımını kurup lige katılabilir. Bekleriz yani, güzel olur. Diğer düşük ranklar da valla kusura bakmasın. Diğer SSL oyuncularından bir şey kapmaya çalışsın. Çünkü bu ligde ne kadar mücadele ederlerse o şekil gelişeceklerdir. Çünkü bayağı tryout maçlar dönecek ya, yani, onu da söyleyeyim. Şimdi ne dedik? SSL oyuncuları katılabiliyor dedik. SSL takımlar var dedik. Diğer düşük takımlar ne yapacak? Ona geleyim. Şimdi birinci ligde 10 takım var dedik. 8. 9. 10. yani ilk 3, pardon, son 3 sırayı alan takım küme düşmeme mücadelesi oynuyor. Şimdi bu küme düşmeme mücadelesi nasıl oynanıyor? Onu da açıklayayım. İkinci ligde ilk 3 sırayı alan takımla birinci ligde son 3 sırayı alan takım arkadaşlar birbirle vs atıyor. Ama bu nasıl oluyor? Diyelim ikinci ligin birincisi birinci ligin 8.'si de. İkinci ligin ikincisi birinci ligin 9.'su da son olarak da birinci ligin 10.'su ikinci ligin kaçıncısı da vs atıyor lan? Pardon. Birinci ligin 8.'si ikinci ligin 3.'sü de vs atıyor. Böyle bir vs sistemi yaptık. Bu da yükselme playoffları ikinci lig için ve birinci lig için düşmeme playoffları. Bu maçlarda best of 3 oynanıyor. Yani 5 maçın sonunda en iyi olan ya geçmiş olsun oluyor ikinci lige ya da işte birinci lige hadi baba ben çıktım diyorsunuz. Bu şekilde bir sistem bu da. Şeye değineyim. Ondan sonra birincilik için ilk 4 sırayı alan takım yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şampiyonluk turu için playoff oynuyor. Yarı final ve finaller var. Bu yarı final ve final maçları nasıl, best of 3 mü, best of 5 mi, buna biz karar vereceğiz. Şimdi lig sistemiyle alakalı bilmeniz gereken her şeyi aşağı yukarı bir şekilde anlattım. Daha detaylı bilgileri zaten Discord kanalımızda ligle alakalı bir kural kitabı yazılacak. Bu kural kitabında A'dan Z'ye her şey olacak. Oradan daha detaylı öğrenebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi şeye geleyim. Lig maçları hangi gün oynanacak? Eskiden yani birinci sezonda şu an tekrar etme kararı aldık dediğim gibi. Maçlar her gün oynanıyordu. Ama şöyle bir sıkıntı var her gün oynayacak. Şimdi biz bu ligden bir gelir kazanmıyoruz. Yani bir sponsor yok bu lige. Olmasını isterim. Hatta şu an sponsor olmasını düşünen insanlar varsa lig için, valla olurlarsa ya da bir kişiyi bağlayabilirlerse güzel olur. Yani ligin sponsora ihtiyacı var çünkü. Hatta yetkili olmak istiyorsanız hakem falan, lig için yetkili başvurusu da var. Açık şu an. Onun için de ligin Discord'una katılarak her şey öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi ligin Discord'una mutlaka katılın. Çünkü şeyler yani her şey lig Discord'undan yönetiliyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim ligler hangi gün oynanıyor, lig maçları. Arkadaşlar
Cuma, cumartesi, pazar oynuyoruz ve saat 7 ile saat 9.30 arasında oynuyoruz. Ama yani bu demek oluyor ki 2,5 saat maç atmıyorsunuz. Diyelim sizin maçınız 7'de, tamam mı? 7.15'e kadar maçı bekletme şansınız var. Ama daha fazla bekletemiyorsunuz. Çünkü lig maçları yayınlandığı için yayın akışının bozulmaması lazım. Aynı zamanda da yayını moderasyon mu deniyordu lan? Yayını modere ettiğimiz için sıkıntı çıkabiliyor. Bunu söyleyeyim. Ya bu şekilde. Cuma, cumartesi, pazar oynuyoruz. Hafta sonu. Yani iyi kötü herkese uygun bir saat. Diyelim gelemeyen arkadaşınız var. Yedeklerinize çıkabilirsiniz. Zaten her takım 6 kişi alıyor. Onu söyleyeyim. Yani 3 alt limit kişi sayısı için. 6 da üst limit. Yani 3 as, 3 yedek diye düşündük. Bu şekilde. Başka da söyleyebileceğim pek bir şey yok. Zaten maçımız da bitiyor. Ha, son olarak şunu da söyleyeyim. Lig öncesi, lig 10 Mart Cuma günü başlayacak. Onu belirteyim. Yani 2 haftamız var. Lig öncesinde dediğim gibi playofflar oynayacak. Kim birinci lige, kim ikinci lige çıkacak onu belirleyeceğiz. Son olarak da şeyi belirleyeceğiz arkadaşlar. Son kalan takımları lige alacağız. Birinci lig ve ikinci lig için. Dediğim gibi başvurunuzu yapabilirsiniz. Yüksek ranklı arkadaşlarımız varsa bu video izleyen. Grand Champion olur, SS olur. Hatta yüksek şampiyon bile olabilir ya. Benim için yüksek sonuç olarak. Lige katılabilirler. Şansını deneyebilirler. Lig için ödül fikrimiz var. Eskiden yoktu ama artık olacak. İnşallah bir ödül de koyarız. Bu arada maçımız da bitti. Ben de sözlerimi yavaş yavaş toparlayayım. Burada da gol geliyor mu? Gelmiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Her şeyden bahsettim. Aklınıza takılan bir soru varsa sorabilirsiniz. Bu videoyu da kanala sabitler miyim artık? Bir şeyler yapacağım. Bakarız ona. Sorunuz varsa dediğim gibi yoruma yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Lig Discord'una da herkesi bekliyorum. Yani Lig Discord'unu sadece şey için görmeyin arkadaşlar. Hadi lig var işte oynayalım, takılalım. Aynı zamanda Rocket League topluluğu sunucusu olarak görebilirsiniz. Çünkü gerçekten hani iyi oyuncular var ligde ve o ligdeki oyuncular işte sese giriyor. Belki onlardan bir şey kapabilirsiniz. Bu şekilde de bakın biraz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.